Hocam seyircimiz demişler ki şarta bağlı akit olmaz ama şöyle bir şey olsa bu da şarta bağlı olur mu? Evimi satacağım, fiyatı da şu para. Ama 6 ay daha ben oturacağım. Evi satan kişi kendi oturmaya devam edeceği için evin satış fiyatını da makul seviyede tutuyor ve satışta da bunu belirtiyor. Genel şarta bağlı akit mi olur demişler. Şimdi bazı akitler var ki şartlar o akdi bozar. Ona biz fıkıh dilinde fasit ifsad evet. ederler. Bazı şartlar. Tabi o bir tekniktir. O fazla o şart konusuna girmek istemiyorum ama evet. Genelde şu. Eğer bir şart taraflardan birine menfaat sağlıyorsa. Bir şart taraflardan taraflar kim bunlar? Alıcı ve satıcıdan evet. birine menfaat sağlıyorsa Örf haline gelmemişse örf haline gelmemişse ve e, akdin gereği değilse o şart o akdi bozar. ifsad eder. Hı hı. Ne olacak? O zaman o şartın kaldırılması lazım. Evet. Hanefi mezhebindeki hüküm bu. Yani şimdi burada adam evini satıyor. Evet. Ve karşı tarafa şart koşuyor. Ben onu sana satarım ama sattım ama İçerisinde altı ay daha oturmam şartıyla dedi. Şimdi bu şart akdin gereği değil. Evet. Taraflardan birine de menfaat sağlıyor. Kime? Satıcıya. Evet. O zaman bu müfsit yani akdi bozan bir şarttır. Bunun benzeri. Bahçeden ağacın dalında meyvesini satın almışım. Evet. Ve müşteriye diyor ki satıcı. Ve müşteri diyor ki ben bunu senden aldım ama filan tarihe kadar dalında kalması şartıyla meyvenin. Bu da fasittir. Evet. Çünkü ha, fayda sağlıyor. ancak şimdi peygamberimizin hadisi var ona da yani. Neha Resulullah an bey'in ve şartın. Eyvallah. Ancak e, bunlar biraz da özellikle hem meyve satımında hem daire satımında hanefilerin dışında buna cevaz verenler var. Bu bir. Eyvallah. İki, örf haline gelmiş bu büyük ölçüde. Örf haline gelmiş. Evet. Ve örf değiştik sıra hüküm de değişebilir. Hı -hı. La yunker tagayyurul ahkam bi tagayyurul ezman. Eyvallah. Yani zamanın değişmesiyle hükümlerin değişmesi inkar edilemez. E bu şimdi örf haline gelmiş büyük ölçüde. Bir de buna caiz diyen iştihat var. Biz ikisine bakarak bu inşallah evet hanefilere göre klasik kaynaklara göre bu fasittir. Evet. aklı bozar. Ama söylediğim gerekçelerle buna caiz diyebiliriz inşallah. Eyvallah hocam. Şimdi şöyle. Yani ya biz e, dinimiz kolaylık. Evet. Varsa eğer o din içtihatlar içerisinde bir kolaylık yönü e, onu tercih etmekte yarar var. Tabii bu olaya bakış insanlarda farklı farklı oluyor. Yani herkes aynı şeyi düşünmüyor. Evet, Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz. Hocam seyircimiz diyorlar ki özürden dolayı her vakit namaz vakti girince abdest mi almam gerekir diyorlar. Evet öyle yapması gerekiyor. Sadece öğle namazı için vakit girmeden abdest alabilir ama ikindi için yeni. Akşam, yatsı, sabah için yeni yeni abdest alması gerekir. Eyvallah hocam. Özür sahibi böyle yapması lazım. Teşekkürler hocam. Hocam Hasan Bey sormuşlar. Fırıncı, gözlemeci ve pideciler pişen ürüne domuz kılından yapılan yağlı boya fırçaları ile yağ ve su sürüyorlarmış. Bunu araştırdım ve bu sonuca ulaştım. Bu durumu açıklayabilir miyiz? Tanıdıklarım var onlara sordum. Onlar da böyle olduğunu söylediler. Bu doğru ise neredeyse küçük işletmelerdeki ekseri unlu mamul yiyeceklerin haram olup olmaması durumu ortaya çıkmıyor mu? Allah rızası için bunu öğrenebilir miyim demişler. Şimdi tabii biz e, bunu takip etme, bunu yapan fırını kapatma, ona ceza verme, ondan men etme gibi bir yetkimiz ve vazifemiz yok. Evet. Biz ancak şunu deriz, böyle bir Fırçayı kullanmak caiz mi? Bir. iki Fırınları araştırıp siz böyle bir fırçayla mı ekmeğin üzerine yağlıyorsunuz diye sormak zorunda mıyız? Ve öyle bir fırça kullanılmışsa bu ekmek yenir mi? Eyvallah. Yani biz ancak bunlara şey yapabiliriz. Evet. Bir defa domuzun her parçası İslam ulemasının kahir ekseriyetine göre pistir. E. Ha onun tabaklanmakla temizleneceğini söyleyen bazı alimler var. Ama o cumhurun görüşüne aykırıdır. Cumhur dediğimiz İslam ulemasının büyük çoğunluğu. Ha şimdi bu domuzun her parçası eti, kemiği, derisi efendim boynuzu, kılı aynı hükümde kabul ediliyor. Bunun bir tek istisnası var istisna olarak. O da ihtiyaçtan dolayı tarihte domuz kılından yapılmış efendim tı. Evet. Yani o ayakkabıyı delen, deriyi delen madde bu kullanılabilir demişler ihtiyaç olduğu için. Bu kullanılabilir. Ha. Ama bunun dışında Kullanlamaz ki günümüzde o da kullanılamaz çünkü ona ihtiyaç çok evet. denilmiş. Yani ulamağının çoğunluğuna göre domuzun kılı pistir. ve bazıları demin söyledim ya temizlenebilir demişler bunlar şöyle diyorlar kıl da efendim şey yok canlılık yok hmm. kıl canlı olmadığına göre e, o şey değildir pis değildir diyenler olmuş bazı İslam alimleri. Ama dediğim gibi bu hüsnü kabul görmemiş. Eyvallah. Ve şu diyorlar yani domuzun her şey pistir. Ayet inne işte şimdicist olduğunu söylüyor ona. Evet. Şimdi buna göre şimdi hatta şunu da diyenler olmuş. Bir kimse ıslanmış bir deriye, ıslanmış deri ıslatılmış deri onu o domuz kılıyla delse ve o da insanın çorabına bulaşsa orayı pisler demişlerdir. Hmm. Evet. Şimdi yani şöyle diyelim bu domuz kılından yapılmış fırça dinimizde caiz değildir. Eyvallah. Kullanılmaması lazım. Peki ben fırınları dolaşarak bunu tespit edebilir miyim? Edemem. O zaman ekmek yemeyecek miyim? Bu şey, bütün fırınlarda da bu kullanılıyor değil ya. Evet. Bunun kullanıldığını biliyorsam o fırından almam öteki fırından alırım. Eyvallah. Bunu yapar. Bile bile oradan almam, almamalıyım. Alırsan peki o yenilebilir mi? Ya orada biraz düşünmek lazım. E, çünkü o kıl üzerine sürülüyorsa ki bu galiba normal ekmeklerde böyle bir şey olmuyor da pastalarda falan belki oluyor. Evet. E, biliniyorsa ondan uzak kalmak lazım. Eyvallah Aslında alternatif malzemeler zaten var ama... ama ya Biliyorsun ama işte, bilmeyince ne yapacaksın? Evet. Şimdi bakın. Peygamber Efendimiz'e Medine'de soruyorlar. Ya Resulallah. Bedeviler buraya et getiriyor. Evet. Ve onlar bu eti keserken hayvanı besmele çektiler mi çekmediler mi biz bilmiyoruz. Onu yiyebilir miyiz? Diyor ki Müslüman besmeleyle keser yiyin. Kul bismillah ve kül. Yiyin. Yani biz İslam ülkesinde Müslümanların ülkesinde e, ee, Tabi Avrupa'da yurt dışında bu konuda biraz daha hassas davranıyor vatandaşlarımız. Çünkü orada çok kullanılıyor bu domuz ürünleri. Evet. O yüzden o aldıkları şeyin muhtevasına bakıyorlar. Evet. Bizde pek böyle bir adet yok. Çünkü herkes Müslüman. Ee, he, yani biz he, diyoruz ki hani İmam-ı Azam'ın Müslüman sağlamdır dediği gibi. Eyvallah. Biz de öyle diyoruz. Ama biliyorsak öyle olmadığını ondan kaçınmamız lazım. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Hocam izleyicimiz demişler ki benim banka hesabında altın olarak 37 gram altının var ve 2900 de dolarım var. Bunlara zekat düşüyor mu ya da Türk parasına çevirip mi vermeliyim demişler. Şimdi onun bir hesabını yaparsak. Şimdi 37 gram altını varmış. Evet hocam. 3000 dolar diyelim 2900 ya. Evet. 3000 dolar 30 liradan da ne eder? 90 bin lira mı eder? 90 bin. 90 bin liraya da 45 gram altın alır. 37 artı 45 ne eder? 82. 82. O <laughs> zekat verecek o zaman. Eğer bu hesabı doğru yaptıysak. Eyvallah. Yani şunu yapacak. O doların altın değeriyle, karşılığı olan altın değeriyle elindeki altının toplamı 80,5, 80,18 grama ulaşıyorsa o zaman onun zekatını verecek. Eyvallah. Türk parasına çevirmeye değil de altına. Altına bakış. Değil mi hocam? Altına yani o nisapta asıl olan altındır. Hatta Peygamber Efendimiz e, zamanında gümüş de vardı evet. ama şimdi gümüş artık kullanılmıyor. kullanılmıyor. Niye kullanılmıyor? Değer çok düştü. Evet. Hocam bir izleyicimiz demişler ki mezhep değiştirirken niyet mi edilecek? Nasıl yaptığı, yapıldığını söyleyebilir misiniz? Ya mezhep sizin? değiştirmek din değiştirmek değil. Onun için bir merasim, ihtidam merasimi falan yok. Yani ne yapar? O amelini öğrenir. Gideceği şey mezhebin ibadetle ilgili kısımlarını öğrenir. O çok değildir zaten. Evet. O da kendi yapacağı ibadetlerle ilgili. Yani haşla ilgili detayları öğrenmek mecburiyetinde değil. Fakir ise zekatla ilgili detayları öğrenmek zorunda değil. Evet. Herkesin yapacağı ne var? Bir namaz var, abdest var, usul. Yani bunlarla ilgili diğer gideceği mezhebin hükümlerini öğrenir. Onu uygular. Niyet ettim Allah rızası için efendim mezhep değiştirmeye diye bir şey yok. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz.